Yerden devam ediyoruz. Programın bu bölümünde Derim Ot Başkan Yardımcısı Murat Zaim bizimle olacak. Murat Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi ilk aşama tabii hazır giyme tekstil sektörü bu tarz dönemlerde, hangi tarz dönemler onu da açalım. Türkiye'nin döviz finansmana ihtiyacının olduğu, işte rezervlerinin makroekonomik olarak kırılgan olduğu, eridiği bir dönemde ihracat kalemleri içerisinde belki bizim için en önemli sektörlerden biri. Çünkü ithal girdisi görece birçok sektöre göre, örneğin kimyaya göre daha az ve katma değerli ihracat yapılabiliyor. Fakat hazır giyim tekstil sektörü bu dönem ihracat pazarlarında kan kaybı olduğunu, Türk lirasının yeterince değerli, daha doğrusu rekabetçi olmadığını, çok değerli olduğunu, ÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun ve euro dolar paritesinden dolayı da sıkıntıda olduklarını söylüyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz sektörü hem iç pazar hem de ihracat için? Tabii ki. Öncelikle şöyle bir değerlendirme yapayım ben. Şimdi sektörü bir kere ikiye ayıralım. Bir, iç pazardaki perakende markaları. Biz de oraya giriyoruz aslında. Ve bir de işin üretim tarafı var. Açıkçası 2021 yılı Covid sonrası iyi bir seneydi. Biz 2022'ye biraz sizin programımıza da bahsetmiştik. Hani biraz temkinli olabilir diyorduk ama gerçekten gerek iç pazardaki yoğun talep, gerek turizm oldukça iyi bir iç tüketim geçti. Burada tabii birçok nokta var. Yani pandemi sonrası hani V-sharp dediğimiz, evet, V-tipi toparlanma, ötelenmiş talep. Yani 2022'de şöyle özetleyeyim. İç pazar oldukça hareketli geçti ve perakendeciler işlerinden de memnunlar. Zaten biz de oldukça iyi büyüme rakamlarına ulaştık. Yani şöyle kendi markamdan örnek vereyim. Biz bu seneyi adet bazında yaklaşık %25 büyümeyle kapatacağız. Hani bu enflasyonun olmasına rağmen gerçekten iyi bir büyüme. Ve sene başındaki 1 milyar TL bir ciro hedefimiz vardı. Bunu da açıkçası yıl içinde birkaç kere revize ettik ve 2 milyar TL'ye çıkardık. Yani bu yılı 2 milyar TL'lik bir ciro ile, evet, kapatmayı düşünüyorum. 2021 yılında 720 milyondu. Hı hı. Yaklaşık işte %181 büyüme var. Ve daha çok tabii adete bakıyoruz biz. Çünkü enflasyon ortamında fiyat artışlarıyla cirolar genelde hızlı, doğru, büyüyor. Ama adete baktığımızda da yaklaşık %25 büyüdük. Bu da bizim için önemli bir reel büyüme oldu. Biz 2023'te bu adet hedefini yaparız diyorduk ama bir yıl geriye aldık. Ve 2022'de yaklaşık 2,5 milyon adet ayakkabı sattık. Yani iç pazarda iyi bir dönem oldu. Şimdi ihracat tarafına gelirsek tabii pandemi sonrası yine aslında tekstil ihracatı önemli bir noktaya geldi. Bundaki en önemli sebep Türkiye'nin Avrupa'ya tabii yakın pazar olmasıyla beraber Çin'e göre daha hızlı bir üretim yapabilmesi, güçlü bir tekstil altyapısı. 2021 ve 2022 yaklaşık tahmin ediyorum 25 milyar dolar gibi bir tekstil ihracatıyla kapandı. Bu senede herhalde bu rakam tutturulacak. Tabii normaldir, yani Avrupa'da biraz resesyon beklentileri var. Pariteden dolayı da bir miktar kayıp var. Ama ben tekstilin yine önemli bir sektör olduğunu düşünüyorum ve bu kayıplar hani minimum şekilde tekrardan telafi edilecektir. Peki şu an Derimot olarak özellikle bu %25'lik adet büyümesi, 2 milyar TL ciro hedefi karlara yansıyor mu? Net kar rakamında yıl sonu itibariyle beklentiniz ne? Şöyle söyleyeyim, karlara şu an gayet olumlu bir şekilde yansıyor. Zaten siz de baktığınız zaman ilk 9 ayda neredeyse hani birçok sektörün karlılık rakamları beklentilerin ötesinde geldi. Biz de Derimot olarak iyi bir karla şu an devam ediyoruz ve yılı da geçen senenin üzerinde bir kar marjlarıyla kapatacağımızı öngörüyoruz. Burada en önemli konu bize tedarik. Yani birçok markanın aslında tedarik tarafında ayrıştığını görüyoruz. Çünkü talep yüksekken siz mağazalarınıza müşteri geldiğinde onu müşterinin istediği ürünlerle, doğru fiyatla tedarik yapabiliyor olmanız lazım. Bizim açıkçası 2022'de en iyi yaptığımız işlerden biri gerçekten pazarın altında maliyet yapabildik. Bu da hem müşterilerimize zamanında uygun fiyatlı ürünleri sunmamızı sağladı hem de kar marjlarımızı olumlu yönde etkiledi. Peki şimdi bir iki başlık daha var. O da bu bahsettiğiniz tedarik tarafına ilişkin, özellikle tedarik
pazarlarının çeşitlendirmesi. Yani sadece Asya'ya bağlı kalmanın aslında biraz en etkisini tüm dünya gördü. Ticaret savaşları önce Trump başlattı. Sonra evet. Hani oradan belimizi doğrultup bu sefer pandemiyle yüzleştik. Sizin bu noktada ithal girdiğiniz olan özellikle ham maddeler tabii başta deri ve deri mamulleri olmak üzere hangi pazarlardan tedarik ediyorsunuz? Orada çeşitlendirmeye gidebilir misiniz sizce? Biz derimot olarak ağırlıklı iç piyasadan tedarik yapıyoruz. Yaklaşık ürünlerimizin yani ayakkabı tarafında %80'i Türkiye'den, %20'lik bir kısım Çin'den ithal ediyoruz. Bu Çin'den yaptığımız ithalat aslında fiyat olarak değil daha çok Türkiye'de üretilemeyen, daha hani yüksek katma değerli ve yüksek moda ürünlerini Çin'den ithal ediyoruz. Giysi'de de tamamen Türkiye'den bizim üretimimiz. Şimdi Türkiye'den olsa da aslında kura bağlı. Çünkü sonuçta Türkiye deride net de ithalatçı değil mi? Evet. Sizin üretici fiyatı, yani sizin maliyetleriniz ne kadar arttı? Derimot'un raflarına baktığımızda oradaki fiyat artışına kadar, oradaki makası da merak ediyorum. Yani şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hani gerek enflasyona baktığımızda, gerek işte tüketicilerimizin veya işte çalışanlarımızın mali güçlerine baktığımız zaman bizim fiyatlarımız hem rekabete göre hem de enflasyona göre gerçekten makul seviyelerde arttırdık. Zaten bunun da biz farkının adet satışlarımızda. Ne hani kadar yaklaşık müşteri, bir yıllık? Yüzde kaçtır? Ortalama yani biz, her ürün bazında değişir ama. Kıştan kışa %100'ün altında tutabiliyoruz yani şu an maliyetlerimizi. Peki yılı kapattığımızda, çünkü en son beklentiniz sektör içinde, sizin için de %120'lik bir enflasyonla evet. kapatacağımız. Yani o benim beklentim itibariyle. Genel sektörle ilgiliydi. Zaten bahsettiğim, biz hep planlama olarak hani gerek önden gerek hacimli satın alma yaparak bu maliyeti aşağı çekmek. Dolayısıyla yaklaşık %100'lerle kapatmayı planlıyoruz. Bizim maliyetlerimiz öyle ama sektörde daha yüksek maliyetler tabii ki de olabilir. Ama hani burada şu bizim için çok önemli yani. Maliyetler artıyor diye biz perakendeciler bunu tamamen müşterimize yansıtamayız. Yani perakende de hep maliyet artışları geriden gelir. Zaten TÜFE rakamına baktığınız zaman da yani hazır giyimin maliyeti diğer maliyet kalemlerinin hep altında. Bu da çok normaldir. Yani bizim işimiz tüketiciyle olduğu için ihtiyaç olan bir ürün satmıyoruz aslında. Moda ürünü satıyoruz. O yüzden tüketicimizin alım gücünü de korumak zorundayız. Hani bizim genel stratejimiz de bu. Peki biraz hedefleri de konuşalım. Şimdi tabii halka açıklık oranına bakıldığında aslında çok yüksek değil. Orada borsanın bu kadar yükseldiği bir dönemde halka açıklık oranınızı arttırmayı düşünür müsünüz? Hem o tarafı sorayım size. Hisse fiyatı şu an 8 lira 77 kuruşta. Bu hisse fiyatının içerisinde sizin özellikle Almanya'daki projeniz fiyatlanmaya başlandı mı? Yoksa hani 2023'te bilançoya girince rakamlar, proje, belki cironun içerisinde gördüğümüzde biraz daha mı yatırımcı bunu fiyatlar? Orada şöyle hani yatırımcıları bilgilendirmek adına söyleyeyim. Bizim iki tane şirketimiz var. Bir tanesi halka açık, konfeksiyon ve halka kapalı olanı da pazarlama. Konfeksiyon ne yapar? Satın aldığı ürünleri halka kapalı pazarlamaya satar. Pazarlamada kendi satış kanallarından satış yapar. Yani benim hep söylediğim rakamlar iki şirketin konsolide rakamlarıdır. Ama tabii ki de işlerimiz iyi gittiği için, satışlarımız iyi gittiği için bu bizim konfeksiyon şirketi... Öbür tarafı da açar mısınız? Farklı planlarımız var. Aslında biz uygun bu finansman modeli olarak da gördük. İki yapıdan belki tek yapıya nasıl indirebiliriz? Bunları çalışıyoruz ama nasıl bir şey olacak? Hani şu an onun için de bilgi vermem belki konsolide, çok doğru yani iki değil. İki şirketi birleştirip evet, öyle... Evet, tamam. Biz hep işimize konsolide bakıyoruz. Tabii ki de şu an pazarlamanın işleri iyi gittiği için konfeksiyonda ona ürün satmak durumunda olduğu için konfeksiyonda satışlı ve karlılığının artmasını bekliyoruz tabii ki de. Almanya tarafını da aslında biraz konuşalım. Evet, şu an bizim açıkçası hani en çok heyecanlandıran projelerden biri Almanya. Nedir bu proje? Biz birkaç ay önce Almanya şirketimizi kurduk ve yaklaşık bir ay önce de Zalando'da yani Avrupa'nın en büyük online pazar yerinde mağazamızı açtık. Şu an orada 3 ülkeye satış yapıyoruz. Satışlar da beklentilerimizin ötesine gidiyor. Çünkü şundan bir kere hem çeşit olarak hem fiyatlama olarak oradaki rakiplerimizin çok önündeyiz. Aynı zamanda ciddi bir tedarik avantajımız var. Yani satan ürünü çok hızlı bir şekilde Türkiye'den tedarik edebiliyoruz. O yüzden beklentilerimizin ötesinde hedef nedir? Kısa toplam zamanda satışların yüzde kaçı olur mesela? Ondan bahsedeyim. Kısa zamanda biz hem ülke sayımızı artırmak istiyoruz hem de diğer pazar yerlerinde girmek istiyoruz. 2023 hedefimiz toplam online satışının yani %20'sinin biz yurt dışından gelmesini bekliyoruz. Eğer bunu başarırsak bundan sonraki hedeflerimiz de orada yine zincir mağazaya girmek ve kendi mağazalarımızı açmak.
Aslında buradaki nihai hedefimiz de Türk ayakkabısını Avrupa'ya, dünyaya tanıtmak. Biliyorsunuz Türk derisi oldukça önemli bir jenerik bir ürün. Ayakkabıda da bizim hedefimiz aslında ikinci jenerasyon olarak bu. Peki sürenin sonuna geldik ama çok hızlıca ben finansman tarafını da sorayım. Tabii. Orada zorluk çekiyor musunuz? Yani bu yeni yatırımlar, işte kapasite artırımı, önümüzdeki dönemlerde bu işte olursa ne kadar öz sermayeyle, ne kadar borçlanarak bunu gerçekleştireceksiniz? Şimdi finansman tarafını şöyle özetleyeyim. Yani yakın zamanda kredi kullanma ihtiyacı hissetmedik ama hem bankalardan duyduğumuz hem diğer sektör temsilcilerinden duyduğumuz kredilerde biraz kontrollü bir yavaşlama yapıldığı yönünde. Yani sizin ihtiyacınız varsa biraz ihtiyacınızın altında kredilendirme oluyor. Orada bizim beklentimiz açıkçası Ocak itibariyle, yani enflasyonun da düşeceğini varsayarsak, biraz da rahatlama bekliyoruz. Ama şu an biraz krediye ulaşmak kolay değil. Daha seçici davranılıyor ekonomi politikası olarak. Açıkçası böyle, ama şu an bizim herhangi bir kredi ihtiyacımız yok. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdiden Derimot ailesi için de iyi bir 2023 diyelim size. Sağ olun. Çok sağ olun. Kısa bir ara, aranın arkasından devam edelim.